Bu sabah 8.15 vapurunda, yok o ayrı bir olay, ayrı bir hikaye. Bu sabah 11 bin küsur adım yaptım ve bu 11 bin küsur adım boyunca 5 tane fotoğraf çektim ve 5 tane mini öykü oluşturdum. Her şey dün gece başladı. Bir diş problemi yaşadım. Gece randevu almaya çalıştım ama alamadım. Sonra sabah 9 gibi hastaneye gittim. Baktım oraya gelen herkes aynı problemi yaşıyordu. Yani kimse randevu alamıyordu. İkin ümitsizliğe kapıldım ama yine de çünkü sadece muayene ediyorlardı, tedavi falan yoktu. Ben yine de baktım oluru yok. Fiş aldım ve kısa zamanda da içeri çağırdılar. Gittim halü mesele bu dedim ve neredeyse 10 dakikada problemimi çözdüler. Sağ olsunlar. Güzel ve güneşli bir gün. Hastaneden çıkınca dedim birazcık soluklanayım. Bankta oturdum. Kulaklığım ve tabletim de yanımdaydı zaten. Dedim müzik de dinlerim. Zaten hoca da 2 saat boyunca bir şey yeme, içme demişti. Ben de 2 saat eve gitmem dedim. Banka oturunca baktım ayaklarımın arasında yerde tütün tozları vardı. O yerdeki kısım muhtemelen yaprağın içerisine durmayan kısımdır. O yüzden içen kişi ya da içenler o tozu orada bırakmışlardı. Sonra 2 saat boyunca orada oturamayacağımı hissettim. Daha doğrusu önceki gün kararlaştırmıştım. Gidip çay alacaktım. İşte öykü yarışması için yazdım. Öyküyü gönderecektim. Çıktısını alıp gönderecektim kargoyla. Neyse, dedim bari gideyim çay alayım. Çamlıca'ya kadar yürüdüm. Oradaki iki bisküvi arasındaki lokumlar dikkatimi çekti. Çünkü çocukluğumuzda çok sık karşılaştığımız bir şeydi. Fotoğrafını çektim. Oradan dönüşte duvardaki o sloganı gördüm. Tip. Tip Türkiye İşçi Partisi galiba. İncanca, insanca değil de incanca yazılmıştı. O benim dikkatimi çekti. Şöyle düşündüm. Ya iki tane C. Biri normal doğru C, diğeri ters C, onları üst üste alt alta değil de birinin bitişiyle diğerinin başlangıcını veya birinin başlangıcıyla diğerinin bitişini birleştirdiğimiz zaman zaten S oluyor. Böyle düşündüm. Evde çok az yoğurt kaldığını bildiğim için yoğurtçuya gittim. Her zaman yoğurt aldığım yere gittim. Korktuğumun aksine yoğurt vardı. Hem de istediğim manda yoğurdu vardı. Aldım, yoğurdu götürdüm. Annemlere bıraktım ki akşama doğru benim payımı göndereceklerdir. Sonra markete uğradım. 6 tane yumurta aldım. 6 tane böyle koli halinde. Tercihim tost ekmeği olmakla birlikte tost ekmeği yoktu. Böyle dilimlenmiş buğday ekmeği vardı. Ondan aldım. Çünkü şu son zamanlarda favori bir kahvaltım var. Haftada bir veya 2 haftada bir mutlaka yaparım. Alırım 2 tane yumurtayı tabağa kırarım. Üzerine pul biber, tuz, nane, artık baharatlar ne varsa keyfinize göre. Sonra o dilimlenmiş ekmeği o yumurtaya iki yönünü de yatırırım, yatırırım. Sonra kızartılmış yağa bırakırım. Üç veya dört tane çıkar genelde ama bu seferki dilimler büyük olduğu için 2 tane çıktı. Doymama da yetti açıkçası. Tabi bazen havuç dilimlerim, domates dilimlerim, işte zeytin meytin böyle süslemeye çalışırım. Ama bugün canım sadece yoğurt ve ekmek istiyordu ki bir diş problemi de yaşadığım için kendimi zorlamak istemedim. Evet, bugünkü 5 fotoğraf böyleydi. Kahvaltı yaptığım sırada da Yoncalo'nun şu şarkısının şu sözleri geçiyordu. Günahları boş ver ya da günahları gönder, bana küçük sevinçler ver.